Merhaba sevgili Business Channel Türk izleyicileri, bir işkolik programından daha seslenmekteyiz sizlere. Her zaman olduğu gibi herkesi ekranları başına davet ediyoruz. Bugünkü konuğumuz Ziya Şark Sofrası'ndan, aslında öyle demeseydim keşke, Kebapçılar Kraliçesi Ziya Şark Sofrası'ndan yönetim kurulu üyesi Sayın Serap Bingöl. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Sema Hanım. Nasılsınız? Çok teşekkür ederim siz. Sağ olun, bizler de iyiyiz. Sizi gördük, çok daha iyi olduk Çok diyoruz. teşekkürler. Ve hemen sizin dilinizden tanımak istiyoruz. Kebapçılar Kraliçesini tanımak istiyoruz. Kebapçılar Kraliçesi 1982'de kurulmuş. Babamın isminde yola çıkılmış. Yani babamın kurmuş olduğu bir şirketti. Babamın vefatından sonra ben devraldım. Yönetim kurulu üyesi olarak ve aynı zamanda restoranın genel müdürlüğünü yapmaktayım. Babamdan kalan mirası taçlandırdım. Lakabım da evet sizin de bahsettiğiniz gibi Kebapçılar Kraliçesi oldu. Evet, çok da yakışmış. Çok teşekkürler. Peki, Ziya Şark Sofrası restoranın kurulum aşamasından da biraz bahsedelim mi? Çünkü çok emek var, biliyoruz. Evet, 33 yıllık bir müessese ve kebap denilince ilk akla gelen restoran, çok şükür. Babamın kurmuş olduğu, biraz önce de Evet. bahsettiğim gibi çok emek harcadığı bir kuruluş. Ben de babamdan kalan mirası taçlandırmak için elime bayrağı aldım. Devam ediyorum Devam diyorsunuz. ediyoruz. Evet, şimdi biraz da hizmet ve kalite politikanızdan bahsedelim mi? Tabii ki. Sizi diğer restoranlardan farklı kılan özellikleriniz nelerdir? Öncelikle ürün seçimine inanılmaz dikkat ediyoruz. Memleketimizden birçok ürünümüz geliyor ve sirkülasyon çok hızlı olduğu için bizde kalitesiz ürün göremezsiniz. Yani Evet. salatanın içerisinde bile kötü görüntü görünen bir kıvırcık dahi göremezsiniz. Çünkü çok özen gösteriyoruz. Evet. Peki bunun acaba sebeplerinden bir tanesi de işletmenin başında bir bayanın olmasından kaynaklanıyor olabilir mi? Kesinlikle katılıyorum. Aslında bana hep şu soru geliyor. Kebapçı ve bayan olmam çok dikkat çekiyor. Ama işletmelerde bayanların olması taraftarıyım ben. Her sektörde olmalıyız ve ki evet bayandan da kebapçı olur ve en güzel şekliyle olur. Çünkü ben hijyene çok dikkat ettiğim için restorantımda da ön planda olan şey hijyen. Evet. Bu da çok çok önemli zaten ve bayanlar her konuda sizin de dediğiniz gibi her konuda ve her sektörde biraz daha detaycı, biraz daha dikkatli ve biraz daha takipçi oluyor, değil mi? Aynen öyle. Biz erkeklerden birazcık daha dikkatli olduğumuzu düşünüyorum açıkçası. Evet. Bu da artıları beraberinde getirmekte. Aynen, çok yönlü düşünmek çok avantajlı oluyor. Her iş dalında olduğu gibi benim alanımda da o şekilde. Evet, Avrasya Tüketicileri Koruma Derneği'nin Avrasya Kalite Ödülünü alan tek restoranı Evet, bu oldunuz. sene o ödülü de Serap Bingöl olarak aldım ve şirketim adına, Ziya Şark Sofrası kuruluş adına bizi layık gördüler. Evet, ödülümü de aldım bu sene. Evet, peki bu başarının sırrı neydi? Başarının sırrı, restoran sektörü gerçekten çok zor bir meslek. Bir kere tatiliniz yok. Buradan restorançı olmak isteyen birçok arkadaşım var. Sesleneyim ben de. Eğer tatil yaparım, işte cumartesi pazar dinlenirim diyorsanız lütfen restorançı olmayın. Çünkü öyle bir şansınız olmuyor. 24 saat sürekli aktif olan bir kuruluş. Tabii ön perdede sizin gördüğünüz şekliyle değil, açılması ve kapanma saati gibi görünüyor ama arkada koskocaman bir personel ve işleyiş var. Sürekli aktif olmanız gerekiyor ve her şeyi takip etmeniz gerekiyor. Başarımın sırrı da zaten işi takip ediyor olmam. Her işte olduğu gibi bu işte de çok önemli. Evet, gerçekten de öyle. Peki, Ziya Şark Sofrası restoran olarak müşterilerinin memnuniyetini sağlamak adına uygulamış olduğu stratejileri en iyi siz biliyorsunuz. Evet. Çünkü bunları zaten siz uyguluyorsunuz. Bahseder misiniz biraz? Tabii ki bahsederim. Öncelikle
Personelin güler yüzlü olması adına ben personelin motivasyonunu daha ön planda tutmayı tercih eden bir firmayım. Personel iyi hizmet verebilmesi için personelinizi mutlu etmeniz gerekiyor. Ve dolayısıyla bu müşteriye yansıyor. Aynı zamanda müşteriye de hiç müşteri gözüyle ben bakmadım. Personelim de bakmıyor. Çünkü burası çok samimi bir aile şirketi ve müşterilere zaten biz müşteri bile hitap etmiyoruz. Misafirlerimiz onlar ve en iyi şekilde hizmet vermek için elimizden geleni yapıyoruz. Ve bu da müşterimize yansıyor. Başarının sırrı zaten her işte olduğu gibi güler yüzlü olmak. Biz de bunu sağlıyoruz. Evet. Ve tabii ki hem gıda sektöründe hem de hizmet sektöründe aynı anda aynı hizmeti verebilmek gerçekten çok güç olsa gerek, değil evet, mi? Evet, aynen öyle. Bizim bir özelliğimiz daha var. Madem buradan bahsettiniz, Ramazanlarda özellikle biz 1000 kişi ağırlıyoruz ve Ramazan döneminde gerçekten 1000 kişiye servis veriyor olmak, aynı anda sıcak çorbayı masalarına ikram ediyor olmak ciddi emek istiyor ve ciddi tecrübe gerektiren bir durum. Bunu birçok restorantımız yapamıyorlar. Bu evet. Bizim çok başarılı olduğumuz bir dönemimiz. Bundan dolayı da ekibime ben teşekkür ediyorum. Evet, gerçekten teşekkürü hak eden bir ekibe, bir ekip zincirine sahipsiniz. Kaç şubeyle hareket etmektesiniz? Şu an 12 tane şubemiz var. Bendeki bir tane daha şubemiz açılıyor. Buradan da ondan bahsedeyim. Birazcık konsepti değiştirdim ve Ziya Şark Sofrası Express şubesini açıp dürüm sar ye sloganıyla yola çıktım. Dürümü farklı servis yapıyoruz. Evet, aynı lezzet, aynı tat ama dürümlerini sarıp yiyecekler burada misafirlerimiz. Bu da çok ilgi gördü şimdiden. İnşallah sizi de bekliyorum. İnşallah, bayılırım zaten. Bayılırım. Beklerim. Bayılırım. Evet, biraz da hitap etmiş olduğunuz müşteri portföyünüzden bahsedelim mi? Konuk portföyünüzden. Tabii ki bahsedelim. Siyasetçilerden tutun sanatçılara kadar çok geniş bir yelpazemiz var. Ama en çok restorantımın lokasyonundan dolayı aileler çok rahat etmekteler. Çünkü önünde koskocaman bir deniz manzarası, arkanızda orman ve çok güzel bir çocuklar için parkım var. Restorantın içerisinde ve dışarısında. Bundan dolayı çocuklu ailelerin çok rahatlıkla gelebileceği, hem oksijeni, hem denizi, hem lezzetli yemekleri yiyebileceği ve aynı zamanda çocuk bakım ünitemiz olduğu için ve yardımcımız da olduğu için çok rahatlıkla gelebilecekleri ve tercih ettikleri bir kuruluşuz. Evet. Peki 12-13 şube gerçekten çok zorlayıcı. Evet. Çok zorlayıcı. Ama aynı lezzeti, aynı kaliteyi, aynı hizmet standardını tutturabilmeyi nasıl başardınız? Babamın kurmuş olduğu sistem zaten devam etmekte. Bunun aslında en büyük başarı hikayesi tabii ki rahmetli babamdı. Ben kurulu bir sistemin ve zincirin üzerine devam ediyorum. Ama kurulu sistemin üzerinde ilerleyebilmek çok daha kolay. Benim de zorlanmama sebebim babamın kurmuş olduğu çok güzel bir sistem. Evet. Ki biraz önce sohbetimizin en başında da bahsettiniz, birçok ürünü memleketimizden. Evet, Urfalıyız biz. Evet. Buradan hemşerilerime de selam söyleyeyim. Urfa'dan birçok ürünümüzü oradan seçiyoruz. En kalitelisini, bundan hiçbir şekilde taviz vermiyoruz. Yıllardır bu böyle ve bundan sonra da devam edecek. Yani çocuklarımıza yedirmediğimiz hiçbir şeyi Ziya Şark sofralarında misafirlerimize asla yedirmiyoruz. Evet. Ve o kadar çeşit olmasına rağmen hepsinin de her şubede lezzeti aynı, aynı kalite ölçüsünde. Bunun en önemli sebeplerinden bir tanesi de ustalarımızın değişmeyişi. 20 yıllık, 25 yıllık, 30 yıllık personelimiz var ve onlar o lezzeti devam ettiriyorlar ve kendi ekibimizi kendimiz yetiştiriyoruz sürekli. Bundan dolayı lezzette hiçbir değişiklik olmuyor. Evet. Şimdi şu an itibariyle farklı bir misyona sahip olduğunuzu da öğrenmiş olduk aslında. Gerçi birçok yerde de paylaşıyorsunuz bunu, hı hı, ama bir kez daha izleyicilerimiz vakıf olsunlar istiyoruz konuya. Kendi bünyenizde eğitimleriniz de var ustalarınızı yetiştirmek aynen için. Aynen öyle. Şubelerimizi açtığımız dönemlerde kendi personellerimizi gönderip ekip kuruyoruz. A'dan Z'ye hizmet veriyoruz ve franchising'de zaten çok iddialıyız. Ziya Express'ler de en kısa zamanda ülkenin her bir şehrinde yer alacak. Bahsedelim mi biraz, nerelerde ilk etapta yer almasını arzu ediyorsunuz? Gelen talepler hangi doğrultuda olmalı? Kriterleriniz nelerdir?
hepsini öğrenmek istiyoruz. Tabii ki bahsederim. Ben birazcık daha Ziya Şark sofrası ekspresleri hızlandırmak ve arkadaşlarımızın bu zinciri daha kolaylıkla ele alabilmesi ve bana destek olmaları adına birazcık daha küçültme taraftarı oldum. Evet, büyük Ziya Şark sofraları da kuruyoruz ama hızlı bir şekilde sektöre daha hızlı girebilmek için daha zaten tanınan bir firmayız, o tartışmasız, ama Dürüm Sar Ye markasını sevenlerle buluşturmak adına daha hızlı bir sistem kurdum. Bu sistemde de zaten ekibimizi kendimiz kuruyoruz. A'dan Z'ye anahtar teslim edebilecek pozisyondayız. Bunun için de tabii ki herkesle çalışmayı tercih etmiyorum ben. Her bölgeye de değil. Eğer böyle bir talepleri olursa izleyenlerimizin, önce analiz yapmak durumundayız. Bunu bir dosya halinde sunuyoruz. Argesini yapıyoruz ve bu restoran açmak isteyen şahıs hakkında bilgi sahibi olmamız. Onlara, ki özellikle bayanlara, çünkü biz devletten de destek alıyoruz bu konuda. Çok güzel. Evet, devlet de biraz destek açalım veriyor. Mı? Bunu biraz açalım mı? Tabii Şu ki. Şu an tüm bayan izleyicilerimiz merak içerisinde kaldılar. Biraz daha detaylı bilgi verirsek. Ben devletle bir işbirliği içerisinde olduk. Benim şubemi açmak isteyen bayan arkadaşlara, evet erkeklere de bir katkı payı var ama bayan arkadaşlara devlet bir bütçe veriyor. Bunu da taksitlendiriyor 2 yıl sonra, 3 yıl sonra şeklinde. İşletmenin kiralarına kadar devlet yardımcı oluyor. Personel tutumundan, alacağınız malzemelerden oldukça güzel bir bütçe ayırıyor. COSGAP desteği. COSGAP desteği. COSGAP desteği. Evet, COSGAP'le beraber çalışıyoruz. Ama bayanların, yani daha doğrusu bu desteği alacak olanların herhangi bir dosya hazırlayıp beklemesi gibi bir süreç yok değil mi? Siz ortaklaşa çalıştığınız için zaten. Ortaklaşa çalışıyoruz. Daha önce iş yeri açmamış olması gerekiyor. COSGAP'in maddelerinden bir tanesi bu. Evet. Ama biz Ziya Şark sofrası olarak zaten bir dosya oluşturduk. Bize gelen bayan arkadaşlarımız ya da erkek arkadaşlarımız kolaylıkla o bütçeden faydalanabilecek. Evet. Bunu ayrıca görüşelim. Tabii ki. Tabii ki görüşelim. Evet. Çünkü gerçekten güzel bir marka ve bu markanın içerisinde olmak isteyecek olan birçok kişi var. Evet. Zaten İstanbul'daki şubelerimizde sağ olsunlar misafirlerimiz kebap ve Ziya Şark diye ayırıyor bizi. Evet. Kebap denilince Ziya Şark sofrası akla gelen ilk firma. Evet. Bu da çok onur verici. Gerçekten de öyle. Peki kurmuş olduğunuz Kebapçılar Kraliçesi web sitenizin kurulum amacından da biraz bahsedelim mi? Tabii ki, seve seve bahsedelim. Şimdi sektörde olduğum için birçok arkadaşımız sürekli sorular soruyor. Sektörel bilgiler olsun, işletmeyle alakalı olsun, personel eğitiminle alakalı olsun. Ve ben tabii bu sorulara yetişemiyorum tek başına. Bundan dolayı sektörel bir site kurdum ben. Oradaki amacım da sektördeki lider isimlerin hikayelerini, çünkü benim de bir hikayem var ve insanlar merak ediyor. Ben de diğer meslektaşlarımın hikayelerini merak ediyordum. Aslında buradan yola çıktım ve neden bir sektörel site olmasın diye düşündüm. Onun dışında ünlü şeflerimiz var. Onların yemek tariflerine yer verdim. Yine personellerin komik hikayeleri vardı, benim ilgimi çekiyordu. Onları paylaşmalarını rica ettim. Bir televizyon kanalı gibi oldu aslında. Evet, çok yeni kurulmuş olmasına rağmen zaten isminden dolayı çok ilgi çekti. Çok da keyifli bir site oldu. Ürün, mesela Ziya Şark sofralarında hangi markaların kullanıldığını merak ediyorlar. Hı hı, ya evet. Da lezzetimizin sırlarını merak ediyorlar. Evet. Ben de restorantımdaki evde yapılabilecek yemekleri ya da yapılamayacakların, özellikle çok ilgi gören yemeklerin, mesela çiğ köftenin tarifini, Ziya Şark sofrasının çiğ köftesinin tarifini veriyorum. Muhteşem. Gerçekten de muhteşem. Peki bu meslekte, bu sektörde söz sahibi olmak isteyen işletmelere neler tavsiye edeceksiniz? Biraz önce söylediğim gibi kaliteden kesinlikle taviz vermemek çok önemli. Ve burada özel hayatınız gerçekten yok. Aslında soracaktım o soruyu. Evet, özel hayatınız hiç gerçekten olmuyor. Çünkü sürekli çalışmak durumundasınız. Bayramlarda, sevgililer gününde, her şekilde açık ve sürekli sirkülasyonu olan bir müessese işletiyorsunuz. Kalite, güler yüz, meslektaşlarımı bunları önerebilirim. Kalite ve güler yüz. Aynen. Diyorsunuz. Bunlardan ödün verilmemeli. Verdiğiniz takdirde sektörde
söz sahibi olamazsınız. Olamazsınız. Diyorsun. Aynı lezzeti koruyabilmek adına da çok büyük bir sisteme sahip olmanız gerekiyor. Çünkü bu bir ekip işi. İstediğiniz kadar güler yüzlü olun, malzemeyi de kalite alın ama sistemi oturtmazsanız eğer ciddi sıkıntılar yaşarsınız. Birçok restoranın kapanma sebebi de zaten bu oluyor. Evet, maddiyatınızın, sektördeki gücünüzün, kendinizce evet haklısınız, iş yerini açabilip ve idare edebileceğinizi düşünüyorsunuz ama maalesef ki birçok restoran 2 ay sonra inanılmaz dekorasyonlar yapmış olmalarına ve gerçekten kendilerince kalite ürün almalarına rağmen kapanıyor. Kapanma sebebi de sistem olmayışı. Eğer böyle bir şey düşünüyorsa arkadaşlarımız, sistemi olan, yani Ziya Şark Sofrası gibi 33 yıllık bir kuruluş ya da 20 yıllık bir kuruluşun sistemiyle beraberinde alırlarsa daha çabuk hızlı ilerlerler. Gerçekten zor bir sektör çünkü. Evet, kesinlikle haklısınız. Çok teşekkür ediyoruz. Ben çok teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Çok teşekkürler misafirperverliğiniz için. Evet sevgili İşkolik izleyicileri, Serap Bingöl'ü ağırladık, Kebapçılar Kraliçesini. Hoşçakalın.